Diyelim ki burada iki doğru var. İlkine AB doğrusu diyelim, yani A ve B noktaları bu doğru üzerinde. İkinci bir doğru da burada olsun, buna da CD doğrusu diyelim. C noktasından ve D noktasından geçiyor ve sonsuza kadar devam ediyor. Doğruların ikisinin de aynı düzlemde yer aldığını belirtelim. Bu düzlem şu anda ekranımız ya da baktığımız şu ufak kağıt parçası olabilir. Bu iki doğru asla kesişmiyor. Aynı düzlemdeler ama hiç kesişmiyorlar. Bu iki şey doğruysa ve bu iki doğru aynı doğru değillerse, hiç kesişmiyorlarsa ve aynı düzlemdelerse, o halde bu iki doğru paraleldir. Aynı yönde aynı doğrultuda hareket ediyorlar, yönleri tamamen aynı. Buna geometrik bir bakış açısından bakıyoruz ve aynı eğime sahip olduklarını görüyoruz ama farklı y kesimlerine kesenlerine sahipler. Farklı noktaları içeriyorlar. Buraya koordinat eksenimizi çizsek, onu farklı bir noktada keseceklerdi ama tamamen aynı eğime sahip olacaklardı. Şimdi açıların paralel doğrularla ilişkisini incelemek istiyorum. Burada iki paralel doğrumuz var. AB doğrusunun CD doğrusuna paralel olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu paralellik bazen geometrik şekillerin üzerinde de belirtilir. Bu doğruların üzerine bu ok işaretleri konur. Ok işareti zaten varsa paralelliği belirtmek için iki ok çizilir. Şimdi yapmak istediğim bu doğruların ikisini de kesen bir başka doğru çizmek. Evet, işte her iki doğruyu da kesen bir başka doğru. Bu üçüncü doğruya L doğrusu diyelim. AB ve CD paralel doğrularını kesen bu L doğrusuna kesen denir. Bu kesen bir doğrudur. Paralel doğruların ikisini de kesmektedir. Tekrarlayalım, bu bir kesendir. Yani bu kesen doğrunun paralel doğrularla kesiştiği yerlerde oluşan açılara bakacağız. Buradaki açıyla başlayalım. Peki bu açının adı ne olacak? Kesişme noktasına ve L doğrusu üzerindeki bir noktaya isim versek, bu açı D kesişme noktası ve başka bir şey olacaktı. Şimdilik sadece bu açı diyeceğim. Bu açının, bu açının zıt açılarına eşit olacağını biliyoruz. Yani bu çizdiğim açıya eşit olacak. Buraya çizdiğim bu açı da kesişme noktasında karşısına düşen, karşısına düşen zıt açısına eşittir. Yani bu iki açı eşittir. Bazen bu açıların eşit olduğu şu şekilde belirtilir. Bazen de ikisinin eşitliği açıların üzerine bir çentik, bir çentik atarak belirtilir. Aynı şeyi yukarıda da uygulayabileceğimizi biliyoruz. Buradaki iki açı birbirlerine eşittir. Aynı buradaki iki açının birbirlerine eşit olduğu gibi. Hepsi zıt açılardır. Burada ilginç olan şey, aşağıdaki bu açıyla yukarıdaki bu açının arasındaki ilişkidir. Dikkatli baktığımızda bu ilişkinin ne olduğunu görmek kolaydır bu iki açı da birbirlerine eşittir. Bir açı ölçerle ölçüm yaptığımızda her ikisinin de aynı derecede olduğunu görürüz. Belki paralel çizgilerimi düz çizersem daha anlaşılır olur. Bu iki doğrunun paralel olduğunu biliyorsak, bir de kesen varsa, buradaki bu açıyla, yukarıdaki bu açının ölçüleri birbirine eşit olacaktır. Bunu gözünüzün önüne getirmek için bu doğruyu, bu doğruyu yatırdığımızı düşünün yatırıp bu şekilde bir kesen haline getirdiğimizde bu iki açı yine eşit olacaktır. Bu gerçeğin bir kanıtı yoktur. Matematikçiler böylesi durumların içgüdüsel olarak bariz olduklarını söyler. Bu keseni yatırdığımızda bu iki açının eşit olacağını belirtirler. Bu açıları ölçmek için bir açı ölçer kullandığımızı düşünün. Açı ölçeri buraya koyduğumuzda açının bir tarafı 0 derecesine, diğer tarafı da bu noktayı gösterecektir. Açı ölçeri yukarıda kullandığımızda da tamamen aynı şey olacaktır. Bir taraf bu paralel doğruda, diğer tarafta aynı noktada bulunacaktır. Buradan yola çıkarak bu açının bu açıya eşit olduğu gibi, yukarıdaki bu açıya da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da karşıdaki zıt açıya eşittir. Yani yeşille çizdiğim bu açıların hepsi birbirlerine eşittir. Aynı argümanla aşağıda pembeyle çizdiğim bu açının yukarıdaki bu açıya eşit olduğunu, bu açının da karşısına düşen açıya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunlar zıt açılardır. Burada ortaya çıkardığım şey fark etmek önemli. Zıt açılar eşittir ve kesişme noktasında bulunan yöndeş açılar da eşittir zıt açılar eşittir ve kesişme noktasında bulunan yöndeş açılar da eşittir. Burada yeni bir terim kullanıyorum. Bu açı ve buradaki açı, bu iki açı yöndeştir. Yöndeş. Bu örnekte kesişme noktasının sağ üst köşesinde yer almaktadırlar. İlk örnekte de aynı şekilde sağ üst köşedeler. Diğer açı sol üst taraftadır. Bu açılar her zaman eşit ve yöndeş olacaklardır. Bunlara ilaveten başka terimler de kullanacağız. Buraya kadar sadece bu iki açının eşit olduğunu göstermekle kalmadık, buradaki açıya da eşit olduklarını söyledik. Hadi şu açıları isimlendirelim, daha anlaşılır olsun. Açılar için küçük harfler kullanacağım. A açısı, B açısı, C açısı, D açısı, aşağıdaki açılar. Yukarıda ise E, F, G ve H açıları. Zıt açıların eşit olduğunu biliyoruz. O halde B açısı C'ye eşittir. Artık B açısının F açısına da eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü ikisi yöndeş açılar. F de G açısına eşittir. Zıt açılar birbirlerine eşit, birbirlerine eşit. Yöndeş açılar birbirlerine eşit. Buradan B açısının G açısına da eşit olduğuna ulaşırız. O halde iç ters açılar da birbirlerine eşittir. Gördüğünüz gibi bu açılar kesişimin iç tarafında, yani paralel doğruların arasındadır. Ama kesenin de farklı tarafındadırlar. İç ters açı terimini bilmenize gerek yok. Burada yaptıklarımızı hatırlamanız yeterli. Zıt açıların eşit olacağını bilin ve yöndeş açıların eşit olacağını bilin yeter. Ve tabii ki aynı şey diğer açılar için de geçerlidir. A açısı D açısına eşittir. D açısı H'ye eşittir. H de E açısına eşittir.